Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım pek getiririz, iyi sonuçlar alırız Ankara'dan. Severim Ankara'yı ama Ahmet Çelik almış saz elini, bizleri bekliyor, onu da söyleyeyim yani. Hemen hemen her yarışta var ve etkili olacak. Tek olacak atlara biniyor Ahmet Çelik. Bakalım hayırlısı diyelim. Birinci koşu başlangıcı yine Ahmet Çelik'le başlıyoruz. AGF ile. Normalde kazanır da. %49 erken doğumlu. Son yarış gayet güzel. Ki AGF'yi yükseltmiş bir safkan, kazanması gerekir. AGF, diğer AGF altın olu safkan, dişi safkan. Ahmet Çelik'ten bir çeliklik gelirse 6 yerine geçmesi gerekir. Bu da erken doğumlu. İyi bir üçüncülük gelmiş bu safkandan da. Beklentim bu yönde. Diğer AGF, yine küçük kardeş tutmuyorum ama artık maiden yarış bir yerden sonra bizden çıkıyor olanlar oluyor. O zaman da 4 ve diğer atların yazımını size bırakıyorum. Normali 3'ün kazanması gerekir. Bakın tek olacak vaziyette. Tamamen. Bütün şartlar bu atın lehine durumda gidiyor. İkinci koşu şartlı 4. İki safkanı ayırmayalım arkadaşlar. Son yarışında beraberlerdi. %50'nin üzerinde bir AGF'leri var ikisinin de. Umarım ikisi birden terbiyesizlik yapmaz. Bunların dışına çıkarmazlar. 3 gibi, 1 gibi atlarla. Umarım öyle bir şey olmaz. Çünkü geçilmemeleri gereken bir gruptalar. İkisi de. Ki son yarışları 1-2. 2 dışına almıştı. 4'ün öyle geçti. Aynı şeyi tekrarlarsa 2 kazanır. Tekrarlar kazanır. Eğer 4-2'nin dışına alırsa atı Ahmet Çelik, burada 4 kazanır. 4-2-2-4 ayırmak istemedim ki son yarışını kazandığı için 2-4'ü geçtiği için yine favori halinde duruyor. Normalde dezavantajı 4 yaşında olması. O derece falan çok iyiydi. Kazanırken de çok iyiydi. O yüzden rakip 4 oluyor. 4-2-2-4. Ben birlikte düşünmekte fayda var derim. Diğer atlar bu aslında şartlı 4 grubu da değil. 4-2. Diğer atlar şartlı 4 grubunda kısmen de olsa. Onların hakkı ama bunlar 1-2 olacaklarmış gibi duruyor. Umarım yanıltmazlar. 3-1 gibi atlar. Bunların yazımını size bırakın. Üçüncü koşu. Handikap 15, handikap 2. Burada da 3 safkan beraberlerdi. 1-2-3. Kısa mesafede yarış 1-2-3 bitti. Şimdi burası uzayan bir mesafe. 4 yaşlı Araplar için 56,5-58 58 kilolar. Tabi halili etken olurlar. İşte uzayan mesafelerde 3-2-1 biter yarış. Ya da 3-1-2 biter. Ya da 2-1-3. O yüzden burada gene bu üçlüyü değerlendirmekte fayda var. Kazanacak at şartın atı 3 yaban arısı. Ki grubunda en kaliteli atı durumunda mutlaka kuponlarımız olsun. 4 kiloluk kilo farkları var. Etken olur bu mesafelerde Ankara düzlüğünde. Düzlükte bitmez bu yarış zaten. Ağır kilolu atlar için. Eğer 1 ve 2 60-61 kiloda olsalardı 3 direkt tekti. Yanına at önermezdim yaban arısının. 2-1 hala kazanabilecekleri kilodalar. O yüzden rakip olarak duruyorlar. Yani 3 olmazsa kim olur? Tabii ki 1 olur. Yani tek olacak atlar tabii. 1 olur, 2 olur. Kabul ederim. Hepsine kabul ederim. Dışına çıkmaması gerekir. Çok sürpriz de 5. Tatlım tatlım. Bu da maiden'dan çıktı. Daha tam gücünü koşmadı bence. Sadece maiden'dan çıktı. Burada belli olur bu atla. Dördüncü koşu. Kısa vade 6 arkadaşlar. Burada sıkıntılı sonuçlar çıkar. Dikkat edin buraya. 5 Vulcan. Maiden olmasına rağmen handikap puanı 42 olmasından dolayı öncelikle kazanırdı. Yani sadece kilosundan dolayı değil, gruptan dolayı değil, handikap puanından dolayı kazanırdı. Diğer atlar bu 5'in diğer handikapa uygun atlar 4 ve 1'in arkasına girerler. Zor bir koşudur kısa vade altılar. Tabii 2-1-58 kilo. Mesafe erkek atlar için geçerli. 3 geri planda kalır. 2-65 handikapıyla bakın tek kullanmayın bu atı. %52 AGF var. Biliyorum bir önceki yarışı uzak çekti sonra kaldı.
Üçüncülükte kaldı bakın. Tek kullanmayın. 5 Vulcan ve bu atın bir benzeri uygun handikapta, uygun kiloda 4 Very Special. Bu safkanlara gitmiş bu yarış. 5-4-4-5 bunlardan biri birinci gelmesi gerekir. İkincilik için tabii ki hepsi girer. Yine 2 AGF, mecbur AGF yazdırır kendini 1-51 handikap ile hala şanslı durumda Kara Akrep. 58 kilosuna rağmen, bunu da yeşil yapayım yanlış olmasın, yazılır atlar tabii ki. Yani burayı biraz at bulundurmakta fayda var ve AGF'yi tek önermiyorum kesinlikle. 5. koşu altılı başlangıcı. Burada da iki safkanı ön planda tutmak zorundayım ki yarış dişi yarış. Handikap 2'nin kısa mesafe dişi yarışı. 3 Monferi. Şartlar, koşullar bu ata uygun duruma getirmiş durumda. 59 kilosu ile etkili bir yarış çıkarması gerekir ki ilk ayak %7'lik AGF, aradığım AGF'ler zaten. Aradığım at da buradan çıkınca direkt olarak önermek istedim. 3. Diğer bir safkan uygun kilolu 6. O da güzel bir AGF'si var. %8. Ankara'nın ilk ayakları bu şekildeki AGF'leri her zaman şans tanır. Bunlar aşağı yukarı kazanırlar. O yüzden kuponlarımız da olsun, ne olursa olsun. Tekiniz yoksa bu grupta, kendinize özel bir tekiniz yoksa, atınız yoksa bu atlar kuponlarda olmalı. 3-6-6-3. 4. Yarış dezavantajına rağmen grubun kaliteli atlarından 7, kısa vade 9, yakın 7.liği AGF'leri doğru. Bunlar da rakip olarak önereceğim bu safkanları. Diğer atların biraz geri planda çıkıyorlar bende. Yazımlarını size bırakacağım. Hani AGF almış durumda. Yukarıdaki 2-1-5. 1-2 kiloları, yani 3 yaşlar için ağır kilo. Tabi gelmez demem kesinlikle ki Ahmet Çelik var birinde 2 numara saklarında. Bunlar yazılabilirler ama tek önermem. 5 gibi, 2 gibi, 1 gibi safkanları. Tabi yazımı şimdi size bırakacağım. Öncelikle 3-6. Buranın güzel atları bunlar. 6. koşu şartlı 5-4 yukarı Araplarda. Burada bir tek önerim var. Yani startta fazla takılmazsa, bu kez geçen yarış, geçen hafta şartında değildi. Bu kez şartını bulmuş olan 4 Tumul Çiçeği. Uygun kilosu ile Mehmet Kaya ile. Grubun da tek dişi safkını arkadaşlar. Yani bu tip atlar bu yarışları kazanıyorlar. Zor bir yarış bakın. AGF'lerin ortak dağıldığı bir yarışta. İşte 4 Tumul, Tumul Çiçeği, Kaysberg. Bu grupta şanslı olur. 5'i kesinlikle tek önermem burada. Yani yazılır ama tek atılmaz. Beklemiyorum yarış. 5 numaralı safkanda. 1 yanlış yerde kayıtlı 61,5 kilosu ile. Tabii ki koşacak bunlar ama birincilik için bu atları beklemiyorum. Yazılırlar. Katan'ı geçen yarış gördük. 9 yaşını etkilenmiş artık. Yani, gene de kazanır da tabii bu at. Katan. Ancak onlardan önce 4 Tumul Çiçeği işte bu grupta en şanslı safkan durumunda. Umarım yanıltmaz beni. Çıkar yarışını kazanır. Yani tek olabilir durumda start oluyor. 3 Özbatu. Sürprizli de 2 Mahzun Kral bundan gelir. Öncelik bu atlara gitti. Diğer atların yazımını size bırakacağım. 5-1-7 gibi safkanlar tamamen tercih seviyorum. Yedinci koşu geldik grup 1'e. Burada biraz bir şeyler söyleyeyim. Sertberk. 4 yaşında Sertberk. Tabi dezavantajı o 4 yaşında ama geçilmeyen bir Arap atı. Harika yarışlar çıkartıyor. Göz okşayıcı yarışlar çıkartıyor. Biz bu atların seyrinden keyif alan yarış severleriz. Ben Bay Emir'in yarışlarından keyif almıyorum. Sürün Bike'nin yarışlarından keyif almıyorum. Tuncer'den keyif almıyorum. Bunlar Kaysberg arkadaşlar. Buralarda çok defa dile getirdim ki kral çıplak diyorum. Yani burayı grup 1'i Kaysberg'ler giremiyorlardı. Ya tekrar izin verdiler. Şu an girer durumdalar. Burayı Kaysberg'ler kazanırsa şayet kral çırılçıplak demektir. Olmaz. Yanlış. Çok yanlış şeyler. Ki bunu dinlendirmek bana düştüyse vah TCK'nın haline.
Bu Arap atlarını sakatlar bu Kaiserswerth'ler. Lüt'e girdiklerinde Bay Emir'le kim girerse girsin sıkıntılı çıkartırlar yarışlardan. Normal değil bu Kaiserswerth'lerimiz. Ve yetiştiriciler de dönmek zorundalar. Burayı grup 1'i Kaiserswerth'lerden biri kazansın. Dönmek zorundalar. Yapacakları bir şey kalmaz. Yetiştiriciler için de. Bizler de sert bertleri izleyemeyeceğiz. Bundan sonraki 5 yıl içerisinde. Böyle bir yarış. Kara Mustafa, Demir Perde. Bu atlar gelmeyecek demektir. Kardeşcan, Yeltay. İlgiyle takip edeceğim. Bay Emir arkadaşlar. Sert Berke. Rakip Halis. Bakın Halis gidiyor. Bay Emir'e biniyor. Burada birçok Arap atına biner durumda. Halis Karataş. Gitti Bay Emir'de. Biliyorlar çünkü. Sert Berke Kaiserswerth'lerle geçecektir. Bir yazılır durumda ayırmak istemedim ben. Dileyen 12 Sert Berke tek kullanabilir. İtirazım yok. Ben Sert Berke tutuyorum. Onun kazanmasını istiyorum. Bu Kaiserswerth'lere de diyecek başka lafım yok. Sadece yani bana kaldıysa artık başka bir şey demiyorum. Televizyonlarda TCK yorumcuları diyemiyorlar. Yani bir türlü konuşamıyorlar. Yasak. Kral çıplak. Kaiserswerth. Bir rakip diğer atların yazımını tercihen sizlere bırakıyorum. 8. koşu meydana geldi. Tekrar Ahmet Çelik gene bir de AGF. Pek yüksek bir AGF değil. Sıkıntılı biraz gördüğüm kadarıyla da. 3, 6 dişi safkanlar ve 8, 2 tane apranti bindirilmiş dişi safkan var. Erken doğumlu taylar bunlar. 8 buranın sürpriz atı. 6 gene biraz öde kalsa da kazanma potansiyeli olan safkanlar. Sebebi genelde yaptıkları atçılarımızın apranti ile maiden çıkmak. Jockey ile favori göstermek. 1 gibi, 3 gibi jockeylerle, aprantilerle de maiden çıkmak. O yüzden birin yanına 6, 8, 3 yazılabilir. Burada da Kaneko iyi bir orijine sahip. Ahmet Çelik işte güvenemiyorsunuz. 129 AGF 1 numaralı safkanda. Tek olur mu? Attım geldi. Attım gelmedi olur yani. Tek olur böyle olur. 2, 4, 5, 7 diğer atlar. Yarış maiden yarışı. Diğer atlardan varsa gördüğünüz tuttuğunuz ekleyebilirsiniz. Onlara da hiçbir zaman itiraz edemem. Genel ağırlıkla zaten yattığımız yerler kapalı atların olduğu maiden ve şartlı 19 yarışlar. Buralardan bizleri ters köşe yapıyorlar sürekli olarak. Gene aynı yer yapacaksa burası yapacaktır. 9. koşu handikap 15 handikap 1. 4 nolu Safkan Ahmet Çelik kilosu uygun olmasa da yarışları ve AGF'siyle kazancıyla derecesiyle kazanabilir ama Ahmet Çelik saz almış elinde dediğim olaylardan birisi bu. Yukarıda da var AGF'si. Kazanabilir, itirazım yok ama ben yanına bulundurmakta fayda var derim bu tip yarışlarda, handikap birlerde. Ahmet Çelik'in bir yarışta bir küçük kardeşi ya da ortanca kardeşi varsa o yarışta bir şeyler olur. Dişi olmasına rağmen uygun kiloyu taşıyan 6 ara vermiş. Eğer 5 ara vermemiş olsa direkt favori çıkartacaktım ki AGF'si doğru. 5 gidecekler mi bilmiyorum yarış yani. Pek gideceklermiş gibi de durmuyor ama 5 yukarıda apranti indirimi kısa mesafelerde çok güzel yarışları olan Ankara'da getirip bir yarış gösterilen 2. Bunlar 4'e rakip olurlar ilk etapta görebildiğim kadarıyla. 1-3 sonra. Yani Ahmet Çelik de tek olur cümlesini kurdurmuyor bana. Kurduramıyor. Dünkü Demirat'tan gördük ya. İstanbul'da Ahmet Çelik'le %60 AGF. 2 yarış tek önermediğim atı 3. yarış tek önerdim. Sen misin tek öneren? 3. çıktı. Deplase başlangıççı yeri. Demirat.
6 sürpriz at buranın, o yüzden dikkat çekmek istedim. 6, 4'ün rakiplerinden 5 ve 2 nolu safkanlarda yazılır durumda. 10. ve son koşu. Burada bir tek adayım var. 4 nolu Cömertoğlu. Satış 2'ye getirilip, yani gelmiş ama gelmemesi gerekirdi bence. Eğer arızalı ya da sıkıntılı bir şekilde koşturmuyorlarsa. Öyle de görmedim atı. İyi gördüm. Bu grubu kolay geçmesi gerekir. 4 nolu Cömertoğlu'nun. Ondan daha kaliteli duran, 9,5 kiloyu taşıyan bir Transeklavi rakip önereceğim ilk etapta. Bu ikisi birden eksik koşu çıkartır ise ortalık karışır. 11 Memo Can'dır. Buranın net sürpriz atı, dikkat edin bu ata. At yazacak arkadaşlara. 11'e Ganyanlı gelir. Sürprizini yapar. 8, 7 tutmuyorum, 3, 5 gibi safkanlar var. Diğer atlar tabii bunlar. Bunları yazımlarını size bırakacağım. Ama tek olur vaziyette gördüğüm safkan 4 nolu Cömertoğlu oldu. Umarım yanıltmaz. AGF düşük ama bence daha fazla olmalıydı. Tek olacak durumda gidiyor. Ankara bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.